Selamun Aleyküm saygıdeğer arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bu videomuzun konusu 2010 yılında evladımı korumak amaçlı yapmış olduğum yaralamayı anlatmak istiyorum. İzleyenler mutlaka hatırlayacaklardır. Bu videom 3.200.000 izlenmişti diğer kanalda. Benim kanalımda da vardı aynı video. Diğer kanalla ortak kararımızla her ikimizde videolarımızı silmek zorunda kaldık. O nedenle yenisini çekmeyi gereği duydum. 2008 yılında 5 katlı bir binaya taşınmıştım. Komşularım da iyiydi aslında. Bir yıl kadar oturduktan sonra sıkıntılar başladı. Aslında ilk taşındığım dönemlerde Binanın etrafı resmen çöplük içindeydi. yoldan biraz alçaktaydı zemin kat. O nedenle rüzgarla poşetler, çuvallar işte vesaire pislikler binanın etrafına dolmuş. E ilk işim zaten balkonumun altı temizlemek zorunda hissettim kendimi. temizledim komple birkaç gün iş çıkışları işte zaten gündüz çalışıyordum o dönem. Akşam beşten sonra binanın etrafını temizliyordum. bir yıl kadar oturduktan sonra e, ev sahibim de gördü işte şeylerle ilgilendiğimi, çevreyle ilgilendiğimi. E, ağaçlar da çok şey salkım saçak olmuşlardı. Bakımsız ağaçlar kimse ilgilenmemiş, bakmamış. ev sahibim karı koca ikisi de yaşlıydı. Zaten ilgilenemiyorlardı. E, ayrıca 3-5 kilometre ileride başka bir evleri daha vardı. Orada oturuyorlardı. Yazın o, benim oturduğum binanın teras katında oturuyorlardı. Yazın zaman zaman geliyorlardı, kalıyorlardı. E, ağaçlarla falan da ilgilenmemi söyledi. E, kesersin, yakarsın dedi bu arada. Ben ağaçları falan bu diyorum işte gereksiz ağaçları. E, salkım saçak olan kısımlarını ağaçlara bakım yapıyorum kısacası bir komşum büyük ihtimalle bunu kıskandı. Benim çevreyle ilgilenmemi. E çocuklarıma zıt gitmeye başladı. zaman zaman çocuklarımı tehdit ediyordu. İşte gelmeyin buralara. Buralarda gezmeyin. Şurada oynamayın. Çevreyi kirletiyorsunuz gibi sözler sarf ediyordu çocuklara ki zaten çevreyi temizleyen benim. Kirletseler ne olur ki? Çocuk zaten kirletecektir oynayacaktır mecburen. Arkadaşlarını toplayacaktır. E o tarihlerde 11 yaşında falandı hatırladığım kadarıyla. Oğlum 11 yaşındaydı. Bir şekilde biz bununla zıtlaşmaya başladık. Artık selamlaşmamaya başladık. Pardon o dönem selamlaşıyorduk. İlerleyen zamanlarda o oralara da geleceğim. E bu adam sürekli benim çocuklarımı Horlamaya başladı. Her gördüğü yerde çocuklara kızıyormuş. Çocuklar bana söylüyorlar tabii. Bir sene kadar oturduktan sonra bir tane komşum vardı. O da kiracıydı. 8 yıldır aynı binada oturuyormuş. Oturduktan bir yıl sonra ev sahibinden izin almış. Kendi imkanlarıyla arabasıyla toprak taşımış. Çuval çuval toprak taşımış. Kova kova toprak taşıyarak kendine bir bahçe yapmış orada işte 3 metrelik bir bahçe 3 metreye 3 metre gibi bir bahçe yapmış. E, kıvırcık domates biber kafasına göre bir şeyler ekip biçiyormuştu. Benim gittiğim dönemde ekilmemişti. E, komşuyla da konuştuktan sonra işte ekiyordum bu bahçe benim dedi toprağı ben getirdim. E, sen de dedi toprakla uğraşmayı seviyorsun galiba sen ek dedi bana. E, şimdi senin dedim izin vermen aslında dedim yanlış anlama çok bir şey ifade etmiyor dedim. Tabii ki önemli senin kararın da önemli. Fakat toprak ev sahibinin sonuçta. Ev sahibinden izin almak gerek. Bir i̇zin alalım konuşalım dedim. Müsaade ederse dedim. Sen de zaten müsaade ediyorsun. Ekerim dedim. Sen de kafana göre e, mahsullerden sebeplenirsin, faydalanırsın. Zaten onlar da bahçeyle uğraşmayı seviyorlardı. Ev sahibinden izin aldım. İzin veriyorsa ek dedi. Diğer komşu izin veriyorsa bahçe onun dedi. Dedim izin veriyor istersen sen de konuş dedim. ben bahçeyi ekmeye başladım. Tohum aldım işte mevsiminde ilkbaharda daha doğrusu. Tohum aldım. Kıvırcık tohumu, işte maydanoz tohumu, soğan tohumu gibi bir şeyler. E bahçeye ektim. Tabii önce kazdıktan sonra ektim. E kazarken falan bu komşum görüyordu. İtiraz edebileceği hiç aklıma gelmemişti aslında. Çünkü ev sahibim izin vermiş. Bahçenin sahibi, kendi imkanlarıyla toprak getirip yıllarca oraya emek sarf eden şahıs izin vermiş. Hiç aklıma gelmedi onun itiraz edebileceği. Benim ev sahibimle birlikte iki ev sahibi daha vardı. Daire sahibi daha doğrusu. Bir arkadaş vardı, kendi dairesinde oturuyordu. Bir de bu şahıs kendi dairesinde oturuyordu. 50 yaşlarında bir adamdı bu. Artık tohumlar bayağı yeşerdi, çıkmaya başladı. E ee, akşam işten geldim bir baktım toprak komple karıştırılmış. Toprağı bir şekilde bu karıştırmış kazmayla, kürekle. Kim yaptı? Kim yaptı? Dediler falanca yaptı. O komşumla da zaten daha önce bu bahçe yüzünden birçok kez tartışmışlar. Bu komşum bana söylememişti zaten tartıştıklarını bilseydim, bahçeyi ekmelerini ekmemi istemediğini bilseydim hiç girmezdim. Yani eksem ne olur, ekmesem ne olur. zaten o dönemde bir sene önce de kendi imkanlarımla şey yapmıştım saksılara soğan, maydanoz tohumu ekmiştim. Böyle yarım metrelik saksılara ekmiştim. O, o, o şekilde faydalanıyordum. kendi ihtiyacımı görüyordum. Toprakla uğraşmayı seviyordum. Neyse çıktım ben bu adamın yanına. Abi dedim sen mi karıştırdın toprağı dedim. Ben karıştırdım dedi ekmeyeceksin dedi. Abi niye böyle yapıyorsun dedim yani ben o bahçeye kazarken gördün, ekerken gördün, yani sularken gördün, ilgilenirken gördün. Niye o dönemlerde söylemedin benim bir sürü emeğimi ziyan ettin, Toprağı karıştırdın, tam tohumlar çıkmaya başlamıştı, bayağı büyümüşlerdi. Ekmeyeceksin dedi. Benim hakkım burası dedi. Dedim ev sahibi izin verdi. Ev sahibiyle biz bir konuyu konuştuk. E sana ön tarafı vermiş. Bana bu tarafı verdi. Yani binanın arka kısmı zaten bu komşu kendi imkanlarıyla bahçe yapmış. Bu da bana izin verdi. Ev sahibim de izin verdi. E dedim benim ekmemi söyledi. Sen dedim benim toprağımı, tohumlarımı niye karıştırıyorsun? E git ev sahibiyle ne derdin varsa hallet. O sizin sıkıntılarınız dedim ben ilgilendirmez. Bunu bana yansıtmana gerek yok dedim yani. Neyse e, gittik ev sahibine. Ev sahibine söyledim ben böyle böyle yapmış. E, geldi ev sahibi birkaç gün sonra. E, konuşmuş bu vatandaşla. Bu vatandaş kabul etmiş güya. Ben ev sahibiyle konuştuktan sonra dedi ki bana ben dedi şeyle konuştum. Adamla konuştum dedi o ön tarafa ekecek dedi. Sen bu tarafa ekeceksin. Bundan sonra karışmayacak dedi E tabi ben adama kızdım Bir daha selam vermedim Selamı sabaha kestim 2-3 e, ay 3 ay kadar geçti sanırım Hiçbir şey ekmedim Bahçeye Artık fide zamanı geldi e, Fide ekmem gerekiyor Ev sahibim de bana izin verdi ya Konuştuğunu da söyledi e, Bu adam da hiçbir çaba göstermedi Kendisi de ekmedi e baş boş kaldı bahçe. Dedim herhalde ev sahibi doğru söylüyor yani karışmayacak. Ben ekeyim dedim. E, ektim bahçeyi tekrar. Fide ektim bu sefer. Pazardan fide satın aldım. İşte domates, biber, patlıcan. E, fidesi satın aldım. E, fideleri ektim. Tabi sürekli gözetiyorum. Yani adam bir şey diyecek mi? itiraz edecek mi? Gibi. toprağa karıştıracak mı? Gibi. E, iki günde bir de suluyorum tabi. Sebzeler, fideler büyüsün diye. Bir gün işten geldim yine. Fideler bayağı büyüdü. Yani artık sebze vermeye başlayacak. Eline kazmayı almış. Bütün şeyleri, fideleri kesmiş. Kazmayla, çapayla bir şekilde hepsini kesmiş. Talan etmiş. E, bu arada ben mıknatıs gibiyim arkadaşlar. Belayı her zaman, her yerde üzerime çekerim. Her ne kadar da kaçmaya çalışsam da e, Zaten ona fırsat da verdim Kendisi ekse Hiç bir şey yapmayacağım Be, Ekmeyeceğim yani Lanet olsun diyeceğim gideceğim Kesmiş işten geldim ben e, O günlerde de bir merdiven konusu vardı Asıl bizim Tartışmamızın kaynağı merdiven konusuydu e, Konudan konuya atlamış gibi oluyorum ama Onu da söylemeden geçemeyeceğim e, Bu adamın bir merdiveni vardı ben zemin katının üzerinde oturduğum için benim binama, benim oturduğum daireye hırsızların girmesi çok rahattı o merdiven sayesinde. Dört kez, en az dört kez haber yolladım ben buna. Yan tarafımdaki komşuyla, karşı dairemdeki komşuyla alsın merdiven dedim. Benim evime hırsız girer dedim. Bu hiç tımlamadı beni. Ben de baktım ya o günlerde de hırsız şey konusu vardı. İşte hırsız geziyormuş mahallede. Yakın çevrede bir yere girmiş gibi söylemler vardı. Ben de merdiveni aldım. Ev sahibinin kömürlüğüne koydum bodrumuna. Kilidi yok tabii. Kapısı açık. E, adamın kömürlüğüne koyacağım. Kilitli kapısı. E, konuşmadığım için de anahtar istemedim. Zaten selam da vermiyordum daha önce de söylediğim gibi. Ev sahibinin bodrumuna koymuştum. E bu toprağı da karıştırdıktan Fideleri de kestikten sonra e Gittim ben bunun evine Bu birkaç kez benim kapımı çalmış aslında En çok kızdığım şeylerden biri de buydu Kapımı çalmış Ben de onun kapısını çaldım Emşerim dedim senin sıkıntın ne Niye sen benim kapımı çalıyorsun İşte merdiven falan filan Dedim merdiveni şimdi karıştırma Merdivenin yeri belli zaten e Sen dedim benim fidelerimi niye kestin ben sana ekme demedim mi dedi. E tabi yine bu arada çocuğu da sıkıştırıyormuştu. ...işte kolunu kopartırım, bahçeye girme, bacağını kopartırım gibi. E çocuğa da tehditler savuruyormuştu. E biz bununla tartışmaya başladık. Dedim ya hemşerim seninle kavga etmeden konuşulmaz mı? Bunun üzerine yürüdüm. ...tabii bayağı tartıştıktan sonra yani bu, bu terbiyesizlikten başka bir şey değil yani. Onca zaman aşağı yukarı 15-20 gün bir ay kadar e izin veriyorsun benim bahçeyi ekmeme, e, emek vermeme izin veriyorsun. Ondan sonra birdenbire benim emeğimi çöp atıyorsun. E buna da kızmıştım. E merdiven dedi çıkar. Bu ben adama saldırmadan önce, saldırmak derken yani üzerine yürümeden önce bu konuyu konuştuk. E merdiven dedi almışın dedi bodruma koymuşun. Abi dedim merdiven ev sahibinin bodrumunda. Uzak bir yerde değil. İhtiyacın olduğu zaman al kullan. Zaten ev sahibi bodrumu kullanmıyor. E ayrıca al kendi bodrumuna koy. Yok dedi sen dedi bodruma koymuşsun sen çıkaracaksın dedi. E tamam dedim gel vereyim o zaman sana merdivenini. Yok dedi sen çıkar dedi ben dedi alırım. E çıkarayım ama dedim ben sana kaç sefer haber gönderdim merdiveni almamışsın. Ben merdiveni çıkartırım dedim. Sen dedim yarın gündüz o zaman onu oradan al. O benim bileceğim işte ister alırım ister almam dedi. Eee. ...sinirlerim bozuldu... ...üzerine yürüdüm... Emşerim dedim seninle kavga etmeden konuşulmaz mı... ...dedim... ...kapıyı çarptı... ...girdi içeri... ...ben o sinirle indim aşağı... ...hiç merdivenle falan uğraşmadım tabii... ...ertesi gün... ...işe gittim sabahtan... ...o günde... ...Panayır gibi bir şey vardı... ...sanatçı mı gelecekti... ...bir şey olacaktı işte... ...ben de balon satıyordum boş zamanlarda... ...işten kalan... ...artan zamanlarda işe gitmediğim dönemler olsun, işten çıktıktan sonra olsun. E sabahtan balon poşetimi aldım. İşte içinde e, balonlar var. E, zaman zaman atış da yaptırıyordum. E, o gün balon satmak için gidecektim. E birkaç çeşit balonum var. E poşetimi aldım, gittim. O gün de hava biraz bulutluydu. E, dedim fazla kalabalık olmaz. E, balon satılmaz. E, çıktım, evime geldim. E, bu arada e, adamı da ben Adama da kızdım yani bir daha benim kapımı çalma, ne sorunum varsa benimle hallet. Ben akşam dedim 5.30-6 gibi eve geliyorum, ne sorunum varsa benimle konuş dedim. Bir daha benim çocuklarımı rahatsız etme, çocuklarımı tehdit etme, kapımı çalma gibi. Çünkü ben kimsenin kapısını çalmıyorum, kimse de benim kapımı çalamaz dedim. E senin kadınla çocukla ne işin olabilir dedim. Bir sorunum varsa benimle halledeceksin dedim. Bu da galiba adama biraz tehdit gibi geldi. Tabi biraz tehdit vardı da konuştum açıkçası. Ee, akşam işten çıktım geliyorum oğlum yolda oynuyor ee, baktım adam orada duruyor ee, kapının önünde bekliyor yani beni bekledi kesin dedim herhalde merdiveni bekliyor ee, oğlum dedim gel dedim bu adam orada bekliyor dedim merdiveni ev sahibinin bodrumundan çıkar ver dedim şu karakter size benim başımı belaya sokacak dedim tamam baba dedi çocuk yanımda geldi. <laughs> E çocuk yanımda gelirken işte şeye binanın girişinde bekliyor bu adam. E elinde kürek var. Küreğe böyle yaslanmış. E adam bana tebessüm ediyor. Bu karaktersiz. E ben dedim herhalde bu barışmaya yelteniyor dedim. Ben hiç taviz vermedim. E çocuğa dedim git oğlum merdiven çıkar dedim. E adam küreği kaldırdı. Ben hala bir şey düşünmüyorum. Yani kavga edeceğimiz hiç aklıma gelmiyor. Küreği kaldırdı hala adamın yüzünde bir gülümseme var. Var gücüyle bana vurdu. E Allah'tan işte yani... Her şey Allah'tandır gerçi de. E kürek şeye değmiş. Bina girişinde küçük bir sundurma vardı. Oraya değmiş. Büyük ihtimalle orada kırıldı küreğin keskin kısmı. Zaten küreğin keskin kısmıyla var gücüyle bana vurdu. Ben içgüdüsel olarak karşılamak zorunda kaldım sadece. Yani kaçmaya fırsatım olmadı. O küreğin parçası gelmiş kulağımı kesmiş. Küreğin keskin kısmı. Küreğin sapıyla bu bana birkaç tane vurmaya çalıştı. Biz birbirimize girdik bu esnada. ikimiz birden yere düştük. Ben ondan biraz daha genç olduğum için 40 yaşlarındaydım o dönem. E kalktım. Bunun elinden küreyi, küreğin sapını aldım. E birkaç tane de ben ona vurdum. Tabii ilk ben kalktığım için o yerde. Birkaç tane de ben ona vurdum. Biz birbirimizle kavgaya başladık işte itiş kakış falan. Zaten ilk yere düşmeden önce ben bu adamı ite 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 kömürlüğün dibine kadar götürmüştüm. E kömürlüğün belki saçakları kesmiştir. Belki çocuğun e, taş vurmaya çalışmıştı oğlum. E, belki onlardan kafası falan yarılmıştır. E, bunun kafasında gözünde bayağı bir hasar vardı. E, ben de bir şey yok diye düşünüyorum. Kulağımı kesmiş kürek ben hiç farkında değilim. E, küreğin sapıyla ben bunu sıkıştırdım arkasına geçtim. E, zaten iri yapılı bir adamdı 1.80 boylarında. E tabi bu dayağı yiyince oğluna, hanımına bağırmaya başladı. Onlar e, sanırım dördüncü katta oturuyorlardı. E bağırmaya başladı. Sesini duyuramadı tabi mesafe uzak. E camlar açık mı kapalı mıdır bilmiyorum. E, yaz günü açıktır büyük ihtimalle de duyuramadı sesini. E, bu adam beni sürükleye sürükleye gitti. Ziline bastı kendi zilinde. E, ondan önce ben bu adamı sıkıştırmışken e kavgayı bitirmek taraftarıydım aslında. Adamda bayağı hasar var. Bende bir şey yok diye düşünüyorum. E e çanta zaten kavga esnasında elimdeki poşetler dağılmıştı. E bıçağın düştüğünü oraya görmüştüm ben. E çantamda bulunan bıçak. Görmüştüm o bıçağı. Oğluma dedim oğlum bıçağı ver diye. Tabii oğlum da benimle beraber mücadele etmeye çalışıyor. Adama işte mermer parçasıyla vurmaya çalışıyor, taş fırlatmaya çalışıyor kendi imkanlarıyla. E 11 o tarihte kemik yaşı 11 buçuk çıkmıştı. 13 yaşındaydı oğlum. E hastaneye falan götürmüştüm zaten boyu çıkmıyor diye. 11 buçuk yaşında bir şeyde bir çocuk yani kemik yaşı 11 buçuk yaşında olan bir çocuk ne kadar vurabilirse ne kadar taş fırlatabilirse elinden geleni yapıyordu o da çocuk hem maksatım da çocuğu uzaklaştırmakta aslında bu karaktersiz, hem benim altımda ya ikimiz de ayaktayız altımda derken arkasına geçmişim, küreğin sapıyla sıkıştırmışım çocuğa ulaşmaya çalışıyor, çocuğa yetişmeye çalışıyor. Allah korusun yani çocuğa bir yetişse zaten 1.80 boyunda adam, atıyorum kolunu tutsa ikiye bükse rahatlıkla kırabilecek güçte bir adam. çocuğu Ben çocuğu uzaklaştırmak maksadıyla oğlum bıçağı getir dedim, orada bıçak var dedim, çocuk da evet gitti iyi dedim çok şükür çocuk kurtuldu biz biraz daha mücadele ettik. Ee, Çocuk bıçağı getirdi e, o esnada zaten zile basmıştı adam beni sürükleyerek biraz önce de söylediğim gibi. E, ben adamın üstündeyim ya adam beni sırtına aldı sürükleye sürükleye götürdü resmen. Ziline bastı heybetli bir adam. E, ziline bastı o esnada ben bıçağı gösterdim arkasında olduğum için yani gırtlağını bile kesebilecek pozisyonum varken... E zaten vurmak gibi, öldürmek gibi, yaralamak gibi bir kastım olsa o esnada yapardım. Benim maksadım kavgayı bitirmekti. E bıçağı gösterdim adama bak dedim elimde bıçak var. Bir kaza bela çıkmadan dedim bu kavgayı bitirelim artık. E i̇ttim bunu bıçağı göstererek. E bu benim yakamdan tuttu bırakmıyor. Ben de tabii bıçak olan elimi geriye çektim. Tutulmasın diye. Elimi kaptırmamak amaçlı. Bak vuracağım diyorum. Hala üzerime gelmeye devam ediyor. İtiş kakış biz yaşamaya şey itiş kakış yapmaya devam ederken ailesi geldi bunun. Ee, oğlu vardı. Ee, bir tane akrabası vardı. Yeğeni sanırım. Ee, dedim herhalde bizi ayıracaklar. Bir de tanımadığım bir adam vardı. Ee, hanımı da geldi. Dedim bizi ayırırlar sanırım yani fazla kavga büyümeden. Ayıracaklar diye düşünüyorum. Geldiler. Üzerime çullandılar bunlar. 4-5 kişi. Ben bizi ayıracaklar düşüncesiyle müsaade ettim aslında elimi tutmalarına. Yeğeni genç çocuk askerlik çağında askerliğini yaptı mı yapmadı mı bilemiyorum. Oğlu yapmamıştı o zaman 20 yaşlarındaydı oğlu. Bu akrabası yeğeni biraz daha büyüktü. E bu ilk benim elimi tuttu. Ben müsaade ettiğimde tuttu tabi. Yani bıçağı elinde bıçak olan birine birini öldürmeye vurmaya kastı olan birine yaklaşmak mümkün mü? Yani rastgele savurur. Can korkusu sonuçta. Kimse de yaklaşamaz. Ben müsaade ettim kavgayı ayıracaklar düşüncesiyle. Bunlar benim üzerime çullandılar. E yatırdılar beni yere. Tabi kolaylıkla yatırdılar. ya. Yani hem adamla mücadele ediyorum. Zaten ailesi gelince de adam daha çok cesaretlendi. Ki benim de zaten bıçağı çekmişim, vuramayacağımı gördü. Ondan da cesaret alarak başladılar beni dövmeye. E, aşağı yukarı yarım saat falan, yar, yarım saat abartılı oldu da yani bir 10 dakika kesinlikle yerde boğuştuk biz. E, bu esnada adam başımın üzerine dikilmiş, e, gözlerimi çıkarmaya çalışıyor. Şimdi vuramıyor, ben elimin bir tanesi onlarda, bir tanesiyle adamla mücadele ediyorum, ayaklarımla mücadele ediyorum. E tabi biliyorsunuz kalabalık kavgalarda kim nereye çekerse oraya gidersin. Yani o o tarafa sürüklüyor, bu bu tarafa sürüklüyor. Yerlerde sürüklediler. Zaten çocuk kolumun üzerine yattı. E o elimi elimden bıçağı almaya çalışıyor. Yeni denen vatandaş. E, diğerleri de Allah ne verdiyse vuruyorlar. E ben de kendimi savunmaya çalışıyorum bir şekilde. E eşim bir taraftan ağlıyor. Çocuklar bir taraftan bir şey yapamıyorlar, ağlıyorlar. Kızım da sanırım o tarihte, onun yaşlarında falandı. O bir taraftan ağlıyor. Ben onları da görüyorum. Bunlar aşağı yukarı bir 10 dakika beni dövdüler. İşte o esnada belediye işçileri, temizlik işçileri varmıştı. Onlar geldiler. Onların geldiğini gördüm. Onlar bıçağı almak için yeltendiler. Ben bıçağı vermedim. Zaten ekmek bıçağıydı. Elime de tam oturuyordu. Elimi açamadılar. Alamadılar bıçağı. Belediye işçileri gelince ben vermek istemediğim için onlara vermedim. Dedim belki de alıp beni vuracaklar kendi bıçağımla. Kendim mi vurulayım, ölüyüm gibi. Bırakmadım. Belediye işçileri gelince ben elimi açtım. Adam zaten ver bıçağı bana ver, bıçağı bana ver deyince baktım adam almaya çalışıyor. Bıçağı bıraktım ben onlar da beni doğal olarak serbest bıraktılar. E ayağa kalktık. Biz bir süre daha boğuştuktan sonra tabii vurmaya devam ediyorlar. o belediye işçilerinin de yardımıyla beni binanın girişine aldılar içeriye. ben hiç saldırmıyorum. özellikle bu vurduğum şahıs yani var gücüyle saldırıyor. Onu 4-5 kişi tutuyor. Beni hiç tutan yok. E, 4-5 kişi tutmasına rağmen e, saldırmaya devam ediyor. E, oğlum o esnada e, bina ile bu adamın yanından geçmek zorunda. ya yani Binanın arasından benim yanıma gelmek zorunda. E, tabi doğal olarak, içgüdüsel olarak çocuk yanıma gelme ihtiyacı duyuyor. Ortalık mahşer günü gibi olmuş. Oğlum benim yanıma gelme gereği duydu. Doğal olarak çocuk yanıma gelirken e bu şahıs, bu karaktersiz Çocuğa saldırdı Tabi elini kolunu tutuyor herkes Yetiş, Yetişemedi çocuğa Çocuğa bir tekme vurdu O esnada benim beynim döndü arkadaşlar Evet saygıdeğer arkadaşlar Bu video biraz uzun oldu Düşüncesiyle Burada kesmek zorunda kalıyorum e Yine her zamanki söylediğim şeyi söyleyeceğim Özgürlüğünüzün değerini bilin Özgürlüğün değeri hiçbir zaman hiçbir şeyle hiçbir şekilde biçilemez. Saygıyla kalın, esen kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.